Efendim herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Süper babaanne iş başında. Hiç koyma. Başka tencereye aktarayım mı? Ona mı dizeyim? Küçük tencereye dizeyim. Olur mu? Küçük tencere, ha şey, başka senin tenceren var ya. Hemen bir de kaynar su koy. Tamam. Annemin arkadaşı var. Yaprak getirmiş bize, sağ olsun. Güzelmiş yaprağı. Gerçekten yaprak bedava. Mehmet Bey uyumuş orada. Bedava yaprak. Gerçekten bedava bu yaprak. Onun da fiyatını bilmiyordu. Şöyle, bu yapraktan yine getirsem varsa. Dik mi yapayım? Şöyle dik olsun, dik yap. Heh, öyle dik. Böyle tahi hem patlamıyor. Tepeye aktarsın. Becerebilecek misin? Ha, dik. Buyur. Bunu becermesi bir şey yok ki. Hepsi bir karara pişiyor. Hem de hiç patlamıyor öyle dik dizersen. Geçen bir ara aşağıdan toplayıp yapmıştım. Az diye ben normal 3 sıra oldu zaten. Ama sen ne oldun şimdi? Onu anlat bakayım. Ya ben... Az önce bir korku geçirdim. Dodağım böyle kabardı. Tövbe. Alerjikmiş. Alerjikmiş. Tövbe estağfurullah. Rabbim beterinden korusun. Allah'ın beterinden korusun. Yani öğle namazım gitti. Başka bir şey değil. Canımız sağ olsun. Yani başka bir şey de olabilirdi. Allah korusun. Kötü bir şey değilmiş. Namaz Allah müsaade etmiş kaza kılmaya. Olsun, kaza olur. Kaza kılınır. Farzını kılacağım Allah izin verirse. Şimdi abdest edeyim daha. Geri dönüşü olmayan bir şey olabilirdi. Hani küçük görüyoruz, önemsemiyoruz hastalığı ama azıcık daha şişliği var ama dudağının. İlacı attın mı gelince? Attım. Acıktım. Nohut yapmıştım. Evet. Ondan yedim. Çorba da var. Çok güzel. Çorba var da. Şimdi hangisi sıcaksa ondan yedim. Sana yapraklar kocaman. Çok güzelmiş bu. Evet, varsa güzel. Yaprak bundan gelsin bize. Ve haşlamadan da dolaba konur mu acaba? Haşlayıp koyunca parçalanıyor dolaba. Buzdolabı. Şeye de koyuyorlar ya da. Öyle şişenin içine de koyuyorlar. Ya eriyor sonra. Ya da şey yap, sarıp belki de koysak daha iyi olur anne. Eriyor gidiyor sonra. Ziyan oluyor. Aynen. Az daha sarmamız gerek. Tamam. Ben de sarayım. Konzunu dolduralım. Nisa çok seviyor. Babaannesi ona yetiştireyim diye bir anda. Hızlı sarmış. Ama tahta vardı ben şeyde. Ben yerde saracağım. Tahta var o şey. Dolabın kıyında tahta. Yemeğimizi yaptık da. Bunu da haşladım şeyini. Ellerini sabunla öyle yapabilirsin. Siz ellerini sabunla. Ben sabunladım elimi. Babaanne de yıkadı. Tabii ki bir şey yapmadan önce eller yıkanmalı. Yemeği pişirmeden önce, eve gelince, dışarıdan eve gelince. Mehmet hastanede bütün sandalyeleri elledi. Sonra elini ağzına sokuyor. Bir çocuk oldum, çocuk. Yapma dedim sonra da yapmadı ya. Ama sözden alıyor. İlgi ve alakayı nasıl beceriyor bilmiyorum ama üstüne çekiyor. Gelen geçen onu bakıyor. Maşallah, subhanallah, nazar değmesin. Allah yaprağı, ben öyle bölüyorum bu yaprağı.
Çok büyük çünkü. Bunu böyle bölmek mi gerekir? Bölme bölme. Bölüyor. Elime sığmıyor. Ya sen elinde sarıyorsun. Marekşi koysaydın az da içeride. Güzel olurdu ama. Ha? Marekşimiz var mı ki bilmiyorum. Buna üstüne koy. Nerede yapacağım? İçerici nasıl koyarım şimdi? Ha bunu bir... Ama yok galiba değil. Hani var nerede ya? En son kısır yaptım. Bak ben dolapta gördüm bir şey. Since olsun bir şey. Onunla kısıra kullandık. Hayır içinde dikliydi. Hani tahta dolapta mı? Hayır. Yok buzdolabında. Azıcık sana açayım bir tane hemen. Sen aç ya da kendini. Bunu aç düzelt böyle. Nazikçe. Ben bu sadece açıyorum. Aç sonra buradan iç alacaksın. Böyle koyacaksın içine. Damarlı tarafı yukarı gelecek. Ben sana damarlı tarafını göstereceğim şimdi. Burası. Biliyor musun? Baksana ben bölüyorum bunu. Damarlı olan tarafı burası. Bakayım. Çok büyük maşallah. Damarları dışarıda görüyor musun? Bu düz tarafı, bu ters tarafı. Ters tarafı yukarıya gelecek böyle. Onu hep saracağım. Ben kalkarım. Sonra burayı kullanacağız. Al bir kaşık iç koy. Çiğdem abla ne haber? Annem korkuttu bizi ya. Çiğdem abla bana dramlar Çiğdem çekti. Annem sarar da akşama yürüp çalıyor da. Çiğdem abla bir dakika gel dedi bana. Gelsen iyi olur dedi. Korkmuş o da. Aslında. Daha şişti dedi. Camdan seslendi bana. Sonra sen çağırdın zaten. Dolma. Ay bakın limanın dolmasına sarmasına. Dolma. Halimi sorma. Yapmış. He hazır dolmalar gibi. Evet süper. Bir tane daha aç yaprakları. Hadi yaprakları aç bize sen. Üst onu sen yiyeceksin ha. Yiyeceğim. Anne buna bak. Kendi sardığın kendin yiyeceksin. Tek tek aç yaprakları bize. He sen yaprağı aç. Üst üste değiliz biz de oradan alıp sarıyoruz. Çiğdem ağaç diyorum hiç. Tabure getir kendine. Çiğdem hiç mi ayaklar yorulursun. Hı, bunları hep böyle üst üste diz bize. Rahmetli babası açardı. Babada herhalde. Ha. Rahmetli açardı ben sarardım hemen bir saat sürerdi. Açık olunca ses sarılıyor. Evet. Çünkü aynen, açmaya uğraşmıyoruz. Pıtır pıtır alıp sarıyorsun oradan. Ay çok güzel harika. Ha, gerçekten abi bundan karı bize getirsin yine. Zaten onu dolap pişirir böyle evet. Dizeriz. Koy poşetin içine. Azıcık suya sokup aynen sıcak suya bir şey yapacağız. Değil mi azıcık? Evet. Tuzlu şey oluyor ya. Tuz bize yaramaz. Ödem tutuyor hep. Aferin Himacık. Hadi üst üste diz böyle. Biz de oradan alıp kolay kolay saralım. Sen şimdi üst üste diz anneciğim. Sarma işini babaanne yapıyor. Ben yapıyorum. Sen buradan alıyorsun. Bu yaprakları düzeltiyorsun. Baksana bir sürü yaprağımız var. Daha çok işimiz var. Sen bunları diz, bitir, sonra sarmaya aç, yardım et. Sağda etsin. Yaprağın katını aç. Biz de küçükken öyle yapardık. Biliyor musun? Annemize öyle yardım ederdik. Yaprağın üst üste dizerdik. Anne sarardı böyle. Sonra da pişince böyle yerdik. Şimdi pişer kızım yersin. Yerdik. Aslında ben bölüyorum bunu. Evet. Çok güzel. O köyden gelen yaprak değil mi? Hmm. O bir senesi iyi geldi. Sonraki sene iyi gelmedi ama. Ben daha çilek var mıdır? Nerede? Burada. Evde mi? Yok. Bitti. Yediniz akşam hepsini. Erik var. Sabahtı. Sabahtı yedik. Ne yedin? Çilek. Yok ki. Az almıştık zaten. Bitti. Doktor da bir yavaş gene dediğin gibi.
Hep bütün sorumsuz. Allah Allah. Yeni mi gelmiş anlamadım. Yeni. Bir adam bir şey soruyor, o başka birini arayıp soruyor ne yapabiliriz diye. Hiçbir şey yok. Yeni atandıysa buraya ya da asistan mıdır nedir? Aynen. Allah yardımcısı olsun, zor yani doktorlukta. Aynı anda birkaç hastayla ilgilenmesi gerekiyor. Tabii her şeye aslında soğukkanlı olmak lazım. Evet. Evet sen hemen koy veriyorsun ya. Soğukkanlı olamıyor işte insanın içi değil mi o anda? Aynen. Bir ürperiyor şey oluyorsun. Yeşil kalmış bak buna burası. Da. Ben burada mı yaptım? Kadar mı yaptın? Evet. Hı. Ama şimdi bunu ters koymuşsun. Öbür türlü koymam lazım. Damarları yukarı gelecek. Şimdi yapalım. Bence akşam yapardı. Ama ben de öyle olmuştum bir kere. Ha. Yani çilekten değil ama başka bir şey. Yani yiyorsun sabaha karşı kaşınmaya başlamıştım. Kestane yemiştim bir kere. Sağlık ocağına ben şeye gittim. Bir tane orada bir bayan vardı. Sen böbreklerin dedi çok hassas dedi. Konfeksiyonda çalışmasan daha iyi olur dedi. Evet. Tozlu iş o dedi. Bir akşam kestane yapmıştık çayın yanında. Ben size sabaha karşı buralarım böyle hem yanıyor hem kaşınmaya başlamıştı işte. Farklı bir şey o yemişti, onu yemişti. Kızım. Aynı anda şey tepki göstermiyor vücut demek ki. Dün mü? Dün mü böyleymişti? Dün herhalde. Böyle buramda bir de bu karnımın şeyinde. Nasıl böyle şimşek çalıyor bile? Alerjik herhalde. Ya dünüdü ya bugün. Ağrı mı? Batışıyor mu? Batışıyor işte. Anladım ya. Hassas vücut artık. Aynen. Hiç farklı bir şey yemeyeceğim. Yemiyorsun da zaten. Meyve diyorsun hani bir şey yapmaz diyorsun ama tepki veriyor. İçindeki bir maddeye cildin tepki veriyor. Küçük al. İmacım önce şu sapını koparman gerekiyor. Olsun o koparamaz. Koparamaz. Kettle'a su koyar mısınız? Yarın ben alayım da hemşireyi. Oradan bir kan girişi yaptırsın doktora. Halini veririz. Ertesi gibi çıkar zaten. Sonra bir gün ne gerektiriyor? Okulda bitiyor. 3 gün. Oy maşallah. Oy, iki taneyi bir sarmışsın ama anneciğim altındakini al. Tek tek sana. Şaşırık kız. Bir iki tane yaptı. Gelmiş sana. Birbirine yapışmış. Sıra sıra yapacağım. Bunları bu kenara koy. Tek tek al oradan. Tamam herhalde. Var mı? Daha boşluğu var. Az daha var. Daha üstlerini koyacağım değil mi? Şuradan bir iki tane daha saralım. Ne yapacağım? Limon da dilim yiyelim üstüne. Mis. Yaprağını haşladım. İçini hazırladım. Kemalimi de yaptım. Sonra telefonda görüştük. Bir şey yok dedin. Kemalimi yaptım. Yemeğini bile yaptım. Koy annesini. Ulaşığı da makineye koydu. İşleri bitirdin. Yapmam ya. Yaptığım kutusundan beterinden konuşmalar yaptım ya.
Şey, çünkü bazı edenler diyorlar. Mesela bir yemeği yapıyorsun da onu yiyeceğin, yiyeceğin nasip olacak mısın? Evet. Doğru. Çok doğru. Bunu. Tamam. Ne oldu? Bir şey olmaz. Şimdi pişmeye gidiyoruz. Yok. Böyle yapalım. Böyle, böyle. Ama ben böyle. Böyle olur mu? Nisa Nur'um okuldan geldi. O gelmeden yaprağımız pişti bile. Yanına da şimdi güzel bir salata hazırlıyorum. Mehmet, günaydın, uyandın mı? Hayır. Uyanmadın mı? Sinirli boy uyanmış burada, bir sinirli çocuk. Anne, ablası da güzel güzel tweet'iyle oynuyor. Ablası da güzel güzel tweet'iyle oynuyor. Çamaşırlarım vardı. İki dakika onları toplayayım dedim. Annem namazını kılıyor dedi. Soframızı hazırlayalım. Hadi yemeğimizi yiyelim. Ne? Karkayı mı alalım oradan? Tamam. Ne karkayı? Kaydırak var ya orada aşağıda. Uykudan uyanınca biraz sinirli oluyoruz. Hadi bize afiyet olsun. Buyurun gelin, beraber olsun. Meddet, oyuncağı bırakmama zamanı. Anne, burayı kim unuttun? Ha, şu kapça biber attım ona ben. Bir de karabiber var. Başka bir şey yok. Kız yakmıyor, yakmıyor. Sıcak sıcak. Aa, öyle mi? Evet, ondan yakıyor. Tam az olsun. Tabağa ayıralım. Anne, tweet'i mi yok? Vallahi çok güzel olmuş. Kesinlikle. Ben bilmiyorum. Ben kendimi methetmiyorum ama herkesin dolmasını beğenmiyor. Kayınım böyle şey, alüminyum tasa koydurdu. Çorbayı kaldırdı başına. Hiç kaşığına yemezdi. Kaşıkla mı uğraştı?